Merhaba sevgili seyirciler. Ben Utku Yerebakan. Ben de Gizem Yerebakan. Bizim buralara hoş geldiniz. Bugün yine çok önemli bir konuğumuz var. Her zaman olduğu gibi birbirinden değerli konuklarla BRT1 ekranlarında sizlerle olmaya devam ediyoruz. Bizim buralar isimli programımızla. Bugünkü konuğumuz kim? Ressam, heykeltıraş, seramik sanatçısı ve öğretmen Şenol Özdevrim bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Programımıza konuk olarak çağırdığınız için öncelikle sizlere ve kurumumuza teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kırmayıp geldiğiniz için. Rica ederim. Aslında bir kere daha anlaşmıştık ama ben iptal etmek durumunda kalmıştım. Evet. O yüzden özellikle teşekkür ediyorum. Doğru zaman demek burası şimdiymiş. Öyle evet. Olduğunu umuyorum. Sizi tanıyordur sevgili seyircilerimiz diye düşünüyorum. Bundan hiç şüphem yok. Çünkü adamızın en bilinen isimlerinden birisiniz sanat anlamında. Dediğim gibi... Başta da aslında ressam, heykeltıraş, seramik sanatçısı bir sürü ünvanınız var ama en önemlisi de çok güzel bir öğretmen, eğitmensiniz. Bu konuda özellikle çok başarılı olduğunuzu biliyoruz, duyduk. Evet, evet. Araştırınca bunu gördük yani. Vurgulamak istiyorum ve öyle başlamak istiyorum sohbetimize. Tabii ki dün gece sizinle ilgili bir sürü araştırma yaptık beraber ve bir sürü yazı da okuduk. Biliyorum ki sıradan bir öğretmenliği kendinize destur edinmediniz. Daha farklı bir öğretmenlik anlayışınız var. Neden daha farklı ve nasıl? Onu izleyicilerimiz bilsinler istiyorum. Belki bizi izleyen bir öğretmen vardır ve bir ışık yanar belki. Aslında sıra dışı bir öğretmenlik değil. Ben normal olan öğretmenliği yapıyorum aslında. Bence de ama... Aslında normal olanı yapıyorum. Yani hakkını vererek yapıyorum. Olması gereken bir öğretmenliği yapıyorum. Ama maalesef günümüzde bunun öğretmenlik mesleği çok geriye düştüğü için benim yaptığım çok önde gibi görülebilir. Hı hı. Ama doğrusu aslında bu. Yani normal yapılması gerekeni yapıyorum. Yani fazla bir şey yaptığımdan değil. Çok alışık olmadığımız bir şey okudum. Yani farklı gözüken bir durum var. O zaman var, toplum demek başka ki bir şeye alışmış demek ki. Hani siz... Öğretmen peki nedir konusunda? Mesela ben işte hani biraz açarsak bu konuyu. Nedir mesela farklı olan? Daha öğrencilere olan yaklaşım, tabii yani iletişim, bu sadece mesleğinizde yani o sanatı öğretmekle ilgili değil. Kişisel yaklaşımlar da önemli değil. Yani çünkü bir sınıfa giriyorsun, bir sınıf içerisinde farklı karakterde dünya kadar öğrenciniz var. Evet. Yani siz bunlara genel bağlamda bir bütün gibi davranamazsınız. Belki bazı konularda ama bireysel açıda tek tek anlamanız ve çözmeniz lazım. Onların kişiliklerini çözerek önce anlamanız lazım ki onlara yardım edebilirsiniz. Ha, mesela diyelim ki işte biz eskiden haylaz öğrenciler olarak mesela ben. Ki en çok en sevdiğim arkadan öğrencilerdir onlar. Mesela, şimdi en haylazlardan biriydim ben o zamanlar. İşte ortaokulda da lisede de. Ve biz en arkada otururduk. Hiçbir zaman dersi dinlemezdik. Gürültücüydük. Ne bileyim işte öğretmenimizle o aynı kanala, aynı frekansa hiç giremezdik. İşte orada öğretmeninizin size sorumluluk vermesi lazımdı. Sizi daha ön plana çıkarması lazım. O sorumlulukla siz zaten onu sahipleneceğiniz için sınıfın önüne geçecektiniz. Öyle mi? Peki o zaman yani şimdi buradan hani hem öğrencilere hem de öğretmenlere şöyle bir mesaj mı vermek lazım? Özel ilgi mi gerekiyor? Mesela 40 kişilik bir sınıf. Nasıl başaracağız? Günümüzde eğitim gerçekten çok zorlaştı. Onu söyleyeyim. Yani öğreteceğiniz konular değil. İnsan bazında çok zorlaştı. Bugünkü çocuk yapısıyla anlayışı çok farklılaştı. Yani sınıfa girdiğiniz zaman ki sizin çocuktan beklentileriniz çok geriye düştü. Evet. Ve bu sıkıntı yaratıyor aslında. Yani tek ayaklı yürümeye başladı iş aslında öğretmen yönünde. Öğretmen çabalıyor ama birçok çocuk konusunda çok geriye gittik. Evet. Bu günümüzde teknoloji de buna etki ediyor. Birçok unsur etki ediyor ve kötü yönde etkilenme sınıf içerisindeki öğrenme pozisyonu da zora sokuyor. Zora sokuyor, evet. Zaten sadece yani sınıf sadece içerisinde değil. Öğretmenleri de şey yapmamak lazım. Sadece sınıf zan içerisinde altında değil. Yani burada biz aileleri de konuşsak aile de aynı sıkıntıyı yaşıyor eminim. Evet. Benim özellikle böyle açmak istememdeki sebebi yani söylemek istiyorum. Biliyorum ki siz şöyle diyorsunuz hani sınıfta bazı dersler anlatılıyor. Diyorsunuz ki öyle biliyorum yani yanlışsam beni düzeltin. Eğer benim bir hatam olabilir ya da eksik gördüğüm bir şey olabilir lütfen beni uyarın. Eğer beni uyarmazsanız toplumda o zaman hiçbir şeye uyarmayacaksınız ve farkında olmayacaksınız diye bir tutumunuz var. Evet. Hani benim özellikle vurgulamak istediğim oydu. Çünkü genel anlamda öğretmen her şeyi çok iyi bilir.
alıştığımız, evet, bitireyim, tamamlayayım. Öyle olduğu için hani bu bana birazcık farklı geldi ve başlarken daha sizinle ilgili araştırma yapmama çok daha fazla size saygı duymama sebep oldu. Çünkü buradan anlıyorum ki sizin çok yavaş bir, yani insanları anlayan ve dinleyen bir kişiliğiniz olduğunu buradan anlayabildiğim için özellikle onu vurgulamak istedim aslında. Yani benim her şeyi bilmem mümkün değildir. Ben de öğreniyorum. Onlarla birlikte öğreniyorum ve yöntem geliştiriyorum. Aslında eğitim, ders dediğiniz zaman bir duvar var arada. Evet. Çocuk şunu algılamanız lazım önce. Yani bilinçli ve sorgulayıcı olmanız lazım. Siz öğretmen olarak önce. Çocuk kendi isteğiyle mi geliyor okula? Hayır. Sistemin ona dayatmasıdır. Evet. Ve sabah yatağından 7.30'da, 7 gibi kalkıyor o soğukta veya kalkıp hazırlanıyor ve isteksiz bir yere geliyor. Ve evet, sınıfa girdiği zaman size bir duvar örüyor aslında önünüze. Daha başlarken yani sabah 8'de. Tabii. Çünkü isteksiz geliyor. Ben burada i̇şte olmak onu, istemiyorum gibi bir şey, duvar. O ders işleyiş şeklini, siz formatını değiştirirseniz ve bunu farklı bir şekilde algılarsa işte o duvarı kaldırırsınız ve hepsine ulaşabilirsiniz. En önemlisi de sevgi. Çok güzel. Sevgi. O yüzden mesela diyelim ki bazı öğretmenlerimizi hiç unutmayız. Ya ne güzel bizimle işte muhabbet ederdik. Ne bileyim şey, başka farklı konular konuştuk. Belki de ilk girdiğinde sınıfa ben bu dersi istemiyorum, sabah sabah burada ne işim var diyen bir surat var mesela orada, bir öğrenci. Bunu fark eden öğretmen hemen o çocuklara farklı bir şey, dalgalanma yaratarak, evet, olayın evet, içine doğru alabiliyorlar. Yani öğretmen... Tabii ama az önce şimdi dediğimizde öğretmenleri de tamamen suçlar konuşmak istemediğim için şey yaptım. Öyle bir sistemde yaşıyoruz ki, yani sistem dediniz, 40 kişilik bir sınıf ve 20-25 kişi olması gerekiyor aslında en fazla, değil mi? Evet. Ama öğrenciler oraya yığılmış, öğretmen de her seferinde gidiyor ve o kontrolü ele alamıyor ve bir yerde sıkışıp öğretmen de yıpranıyor. O da yıpranıyor, aynen. Yani doğru kelime tamamen bu. O yüzden de onların da bir suçu yok diye düşünüyorum bu konuda. Yani o sistem dediğiniz şeyin ona göre organize edip öğretmenin lazım yapabileceği, çocuğun da alabileceği şekilde düzenlenmesi gerekiyor aslında. Evet. Evet, aslında böyle. Bugün hiç, yani sizin ünvanlarınızdan sadece bir tanesi öğretmenlik. Öyle de başladık sevgili seyirciler, ama hemen dönmek istiyorum işin sanat kısmına. Siz dediğimiz gibi ressam, heykeltıraş ve seramik sanatçısısınız. Azerbaycan'da devlet ressamlık üniversitesinde eğitim görmüşsünüz. Bu da benim çok ilgimi çekti. Çünkü müzik okuyan çok duydum. Ama, Azerbaycan'da? Evet, evet, sanat okuyan, yani ressamlık okuyan tek birini zaten, duymadım. Tek idim. Nasıl ve ben okulda özellikle buket gibi gezdirirler ve tanıştırırlardı Kıbrıslı öğrencimiz diye. Başka yoktu çünkü. Nasıl oldu yani? Şimdi aslında ilk Türkiye'de başladı ve şey dönemine denk geldi. O 80 öyle, hani o dönemlere denk geldiği için biz kayıt yaptığımız halde bir türlü okula gidemedik. Okullar kapalı olmasından. Tabii bu süreçte ister istemez süreç aksadı ve o bekleme süresinde mecburen askerliğe gidip yapmak zorunda kaldık. Çünkü asker beklemesin. Evet. Evet. Dolayısıyla gidip askerliği yaptıktan sonra o süreci tekrar başlattım. Yetmedi ve oraya gittim ve Azerbaycan seçmemdeki sebep şu. Rus disiplini ve Rus ekolü çok farklıdır sanatta. Evet. Çok oturmuştur. Evet. Çok sağlam bir temel üzerine oturmuş. Olduğu için orayı seçtim aslında. Anladım. Ve bunun da gerçekten faydalarını gördüm. Çok peki güzel. Bu seçeneği size sunan öğreten kimdi peki? Kimse. Kendim araştırarak. Bu çok enteresan. Tabii. Evet. Orada bir öğretim görevlisi oldu. O da bir etkinlikte buluşunca önünü açtı bu olayın. O şekilde gerçekleşti. Yani tanıdık vasıtasıyla bir yerlerden feyiz alarak bir yürüme var aslında. Yani bu da ilginç bir şey. Bu da kişinin kendinin o yaşlarda kendimizi bilmek zordur. Evet. Bir kılavuza ihtiyacımız var. Anne, baba, dayı, biz amca. Biz işte o kadar şanslı değil. Biraz daha önce kendimizi bildik. Çünkü savaşlı yıllar ve yokluk yıllarında. Yani birçok şeyde mahrum olarak büyüdüğümüz için o farkındalığı çok daha erken yaşlarda geliştirebildik. Evet. Yani hiç hazırcı olmadık, hiçbir şeyi hazır bulmadık. Ve dolayısıyla bu bizi farklı yönde yetiştirmeyi, bir insan yapmayı başardı. Evet, yani o dönemsel şartlar, yaşanan evet, süreç, o evet, savaştan çıkma, yokluk, kıtlık gibi şeyler mesela. Ben yolumu bulmalıyım. Belki bu da mesela bize şimdiki dönemde çocuklarımıza bütün imkanları sunmak vermek işte oldu tehlike, zararlı gibi bir mesaj vermiyor mu mesela sevgili seyirciler? Bunu da bir düşünmek kesinlikle lazım. Kesinlikle öyle. Yani ben kesinlikle diyorum hatta. Evet. Yani şey de ihtimal de sunmuyorum, gerçekten öyledir.
Bir çocuk ne kadar çok şey bulursa, bir çok şeye ne kadar çabuk ulaşırsa hiçbir şeyin kıymeti ve değeri olmaz. Evet. Ve bir sonrası ve tatminsizlik başlar ve bir sonrasını iste, bir daha büyüğünü iste. Evet. Bunu nereye kadar karşılayabilirsiniz? Karşılayamayacağınız yere geldiği zaman işte ailede çatışma başlıyor. O zaman psikolojiler de bozuluyor mesela. Evet. Evet işte böyle değişik değişik yerlere gidiyor aslında. Hayatı çok böyle irdeleyip planlayarak yaşamak en güzeli ama elimizden geldiğince yapıyoruz. Şöyle devam etmek istiyorum yine ben. Böyle birazcık yön verir gibi oluyorum bugün ama özellikle siz sanatınızda yani eserlerinizde somut ve soyut kavramları kullanıyorsunuz bir arada. Ve bir de mitolojik tarafı var. Bizim çok ilgimizi çekti o kısmı. Kesinlikle evet. Mitolojiye çok meraklısınız. Yani mitolojik öğretileri de, mitolojik şeyleri sanatınıza dökmek istiyorsunuz. Mesela onlardan biri de Poseidon seriniz vardı. Ondan bize birazcık bahsedin istiyorum. Çünkü belki dediğim gibi bir minik arkadaşımız var şu an ekranları başında ve ona belki de bir ufkunu genişletmesine sebep olabilir. Şimdi sanatta benim için en önemli unsur malzemedir. Ve her türlü malzemeyle sanat yapabilirim. Evet. Ki günümüzün koşullarında Kıbrıs'ta aslında bu gereklidir. Her sanatçıda oluşması gereken bir unsurdur. Yani gidip hazır şeyleri alıp sanat yapmak çok da kolaydır. Ama biz yoklar ülkesinde olduğumuz evet. için birçok şeyi sanata kazandırmamız lazım. Ve bir de aslında biraz da sınıftan kaynaklanan bir gelişim bu. Çünkü ben çocuklarda hiçbir zaman gidip satın almalarını talep etmedim. Hiçbir zaman para harcamalarını istemedim. Ve özellikle geri dönüşüm sanatıyla ilgili. Yani atıklardan sanat yaparak biz hep eğitim yaptık. Evet. Ve bu şunu aslında öğretmek istediğim şey. Tüketim toplumu değil üretim toplumunu yaratmak. Evet. Çünkü siz burada aslında sadece sanat dersi vermiyorsunuz. Bir de birey yetiştiriyorsunuz ve onu her yönüyle işleyebilmeniz lazım. Psikolojik evet. olsun, sevgi bağlamında olsun, sosyal olsun yani birçok alanında. Çünkü tabii. hepsi eğitimin içinde var. Ve bunları göz ardı etmediğim için orada başladık ve benim sanatımda da bu vardı. Her türlü malzeme. Poseidon serisi daha çok deniz kenarlarında dolaşıyorum ve bu fosil tahtalar var. Atıklarda olan veya yıllarca denizde kalmış ve kurtlar tarafından yenilmiş. Çok yani de şeydir. Estetik yani çok güçlü parçalar. Evet. Ve bunları bulduğun zaman onları bana Poseidon yolladı gibisinde kabul evet. ettiğim için serinin adı öyle. Söyleyelim bilmeyen denizler birileri de tanrısı. Olabilir. Evet. Evet, deniz tanrısı Poseidon. Poseidon tarafından gönderildiği için seri de ona atıp şey edildi. Tabii, sunuldu. Siz sadece o aldığınız oradaki materyallere siz belki de şu tabii, çamurdan heykeller tabii katkılar yapıyorum ekliyorsunuz. Tabii. Çok büyük bir böyle hayal gücünüz var anladığım kadarıyla ve bu çok çocukken de mi böyleydi? Çocukken de öyleydi ama şunu söylemeye çalışırım. Çünkü her yaştan öğrencim var. Hı hı. Ve sıkıntı yaşadığımda şu. Belli yaştan sonra yaratıcılık maalesef gelişmiyor. Evet. Maalesef. Gelişmiyor. Evet. İstediği kadar çabalasın gelişmiyor. Çocuk yaşta gelişiyor. O yüzden eğitimcilerin anaokul ve ilkokulda çocuklara çok müdahale etmemesi taraftarıyım. Hı hı. Ona müdahale ettiğiniz zaman hayal dünyasını artık bir rafa kaldırır çocuk ve hep bir şeyle, emirle resim yaptığı için, komutla bir resim yaptığı için öyle üzerinden çekildiğinde hiçbir şey yapamaz ve durur. Hı hı. Yani şu teknikle çizeceksin, şöyle çizeceksin, hayır, hayır. böyle yapacaksın. Evet, evet. Yani kalemi hiç kesinlikle tutma, bir de müfredat dediğimiz bir dayatma var aslında. Heh. O müfredat tamamen değişmesi lazım. Evet. Resim dersi değil, sanat eğitimi olması lazım hadi. Belki de. Birçok malzemeyi içermesi lazım. Tek bir başlık altında hareket etmemesi lazım ki bugün okullara baktığımızda resim dersleri birçok sınıfın görmediği dersler. Evet. Ki en önemli şey görmesi lazım ki Avrupa'da baktığınız zaman birçok sorunu, insanla olan birçok sorunu resim yoluyla çözüyor okullar. Evet, evet. O resimdeki yani, yapılanlarla çözüyor, çocuğa ulaşıyor. Şimdi yine kendimden örnek vereyim. Ben mesela bir Cin Ali bile çizemeyecek kadar yeteneksiz bir insanım bu konuda. İnanılmaz da imrenirim. Yani nasıl çizerler o perspektifi küçükten büyüğe, yapmak çok zor geliyor bana mesela. Yok. Çünkü zamanında biz resim dersini hep kaynatırdık işte. Hı hı. Hiçbir zaman resim dersine girmişliğimiz olmazdı. Aman bizim özgür tarafımız da işte öğretmenleri hiçbir zaman dinlemeyerek özgürlüğümüzü kendimiz oluşturmuştuk aslında. Ben ve benim gibi arkadaşlar mesela. Dediğinize katıldım bu konuda. Gerçekten o sistemin bize baskıladığı bir duygu var. O duyguyu bir şekilde kırmak ve dengelemek lazım aslında. Evet.
Evet, aynen öyle. O zaman bu kadar sanattan bahsediyorken bir müzik arası daha verelim. Tabii ki, sonra kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Evet sevgili seyirciler, güzel bir Bon Jovi şarkısı seslendirdik sizin için ve sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve ilginç bir sohbetimiz var bugün diye düşünüyorum. Çünkü çok derin bir sanatçıyı burada konuk ediyoruz. Çok yönlü bir sohbet oluyor. Evet aslında yani şöyle söyleyebilirim, yani nadir bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü nadir olan az olandır diye düşünüyorum ve ülkemizde az olan bir ressam ve küratör aynı zamanda Şenol Bey ile konuşuyoruz ve enteresan kapılar açıyor bize ve şimdi de şuradan devam edelim istiyorum. Vamos'tan devam edelim. Vamos'ta neler oluyor, neler yapıyorsunuz? Orada da çok farklı bir konu var. Oradan devam edersek. Şimdi Vamos projesi aslında Rauf Ersenal'in bir projesi. Yani proje başkanı Rauf arkadaşımız, onun başkanlığında sürdürülen sanat danışmanlığı yaptığım bir proje. Ayrıca başka görevlerim de var orada ve Çatalköy Belediyesi'nin üstlendiği bir proje. Ve yaklaşık 7 yıldır sürüyor. Pandemi bize 2 yıl kaybettirdi. Evet. Ve uluslararası alanda çok büyük ses getiren bir proje. Yani belki burada hala daha bunu duyurmakta sıkıntımız var. Gerçekten sıkıntımız var. Ve insanımızın buna katkısı yeterli değil. Ama Avrupa'da bugün yani duyurulmuş durumda ve çok iyi yerlerden teklifler ve davetler alıyor. Ve yakında Arkeologlar Derneği'nin dünya çapında yapılacak bir şeyin de sempozyumunda temsil edilecek. Ne kadar güzel. Yani 5000 yıl öncesi orada yaşayan bir topluluğun. Evet. İngiliz döneminde tesadüfen mezarlarının bulunması ve o mezar alanlarının kazılıp farklı dönemlerde bu eserlerin çıkarılıp Metropolitan olsun, Finlandiya olsun, Amerika olsun, Avustra, birçok ve Kıbrıs Müzesi'nde de var, Güney Kıbrıs'ta. Birçok yere taşınmasıyla başladı süreç. Evet. Ve biz bu projenin peşinde giderken burada Vamos'la ilgili ve Vamos'un çok farklı... Yani ben zaten ismini bu arada yanlış telaffuz ettim. Evet. Vamos demek tepe demektir. Burada arkeologların taktığı bir isim aslında Vamos. Vamos demelerinin sebebi de şuydu, orada buluntular diğer Kıbrıs'ta bulunan seramik parçalardan çok ayrışıyordu ve çok farklıydı. Evet. Onun için onu ayrı bir yere koymak için ismini özellikle o şekilde koydular. Evet. Biz de bu projeyi yaşatmak adına ve ileride yani bu ülkede tamam Vamos'un şeyini çalmış olabilirsiniz, eserlerini veya götürmüş olabilirsiniz ama Vamos'lular ve toprağı hala orada. Evet. Ve bununla yani bazı eserler çalındı mı? Tabii. Yani çalındı derken yani o dönemde İngiliz idaresi olduğu için kazdı, benim toprağım dedi, aldı götürdü. Aldı ve götürdü müzesi. Yani birçok yere götürüldü hatta. Biz de dedik ki bu düşünceyle madem Vamos burada, Vamos toprağı da burada, biz Vamoslular olarak, yeni Vamoslular olarak bu projeye hayat vereceğiz ve bu ürünlerin aynilerini yapıyoruz, bu eserleri. Ve ileride açık hava müzesi ve kapalı müze olmak üzere bu projenin gelişmesi adımla anlatmaya başladık. Yani birebir restorasyon gibi bir durum mu? Hayır. Yeniden üretiyoruz. Yeniden yapılıyor. İki türlü ayağı var. Bir, orijinal eserlere bağlı kalınarak yapılması. Evet. Yalnız orijinal eser derken eğer eserimiz bu boyuttaysa müzenin bize izin vermesi şudur. Aynı boyutu olmaması lazım. Ya büyüğü ya küçüğü olması lazım. Neden peki? İşte kaçakçılık ve açısından tehlike. Birebir yaptığınızda birebir kopyalanmış olursunuz ölçüsünü de. Ve bir de ikinci şey de Vamos mühürünün arkasına vurulmuş olması lazım. Evet. Bunlarla yola çıktık ve orada şimdi tam sit alan orası ve mezar alanları bir üst kısmında. Bu orada şimdi gelişen projede aslında iki katlı tunç çağı evleri yapılması projesi çıktı ortaya. Ve bu artık yani her sene Eylül ayında değil, bütün seneye yayılacak. Yani daha doğrusu sanatsal ve arkeolojik bir turizme yönelmeye başladı iş. Evet. Çünkü, ben de ona soracaktım. Çünkü orada siz canlandırma da yapıyorsunuz. Evet. Ritüeli var. Yani orada o zamanlarda yaşayan insanların şu an öngörebildiğimiz şekilde kıyafetlerini ve ne yapıyorlarsa o şekilde canlandırmalar. Zaten primitif şeklinde bronz dökümü o çağlarda nasıl yapılıyorsa aynı şekilde yapılıyor. Evet. Fırınlama nasıl yapılıyorsa öyle yapılıyor.
Ha bunun içine yenilikler kondu mu? Evet kondu. Şimdi artık bonus projesi, yani isim bonusu kaldı. Bonusla üretilen eser sayısı belli olduğu için biz artık işi büyüttük ve bütün Kıbrıs'a, bütün çağlara ait işler yapmaya başladık. Tabii oradaki... Bir ikinci arada, yani birebir eserler yaparken bir de sanatçının kendi yorumu. Eğer siz bonuslu olsanız ve bu çağda yaşasanız bu eseri nasıl yapardınız? Yani bir de onun yeni versiyonları çıkmaya başladı işte. Yani o zaman bonuslu olma gibi bir şey de oldu. Aynen. Yani şöyle mi, mesela o zaman orada bir sanat üretimi vardı. Evet, öyle bir aktivite vardı. Hala daha bugün, o günden bugüne devam etseydi nasıl olurdu ve nasıl yaşanırdı diye bunu günümüze de taşıma gibi bir durum anladım ben. Doğru mu anladım? Evet. Yani mesela siz diyelim ki... Hayır. Orada yaşadınız ve orada doğdunuz ve şu anki... Yani o insanların uzantısı olsanız şimdi yaptığınız eser o dönemde buydu. Evet. Bunu bu dönemde yapacak olsanız nasıl yapardınız? Çok güzel. Evet, evet. Bu bakış açısıyla. Yani ona bağlı kalarak. Yani ona bağlı kalarak onun yeni versiyonları. Çünkü orada bulduğunuz şeyleri restore edip ya da sergilemiş olsaydınız sıradan olabilirdi. Ama bu çok farklı bir fikir. Peki bunun bir benzeri var mı dünyada herhangi bir yerde? Dünyada var, böyle proje. Köyler var aslında, Avrupa'da da var. Hı. Ama bizim geldiğimiz nokta çok önündedir. Süper. Ve bu evet. Avrupa tarafından EXART. EXART Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü Avrupa'da. Ve bu insanlar ilk başta, biz bonusa başladığımızda bizden sitelerinde küçük bir paragraf yazıyla paylaştılar. Hı. Ve Güney Kıbrıs'tan hemen baskı yediler. Siz benim İnregal topraklarım, Şikalatındaki topraklarımda olan bir etkinliği yayınladık. Nasıl yaparsınız? Ve kaldırdılar hemen. Ambargo. Kaldırdılar. Evet, evet. Biz vazgeçmedik, devam ettik. O EXART ondan sonra döndü. Bizi tam sayfa olarak yayınladı. Süper. Yaptıklarımızı görünce ve ciddi olduğumuzu ve ileri doğru adım attığımızı görünce tam sayfa ve bir de gelecek yılın programını bir yıl önceden yayınladı. Çok güzel. Sanat ve durdurulamaz bir, evet, işte. Bir belgesel çektik. Küçük bir belgesel. Bonusla ilgili. Onun dünya üzerindeki dolaşımını EXART yaptı. Bütün dünyalara gösterilmesini o sağladı. Yani. Demek ki baskılayınca olmuyormuş. Evet. Ondan sonra bir haber geldi bize. Artık diyor EXART tabelasını alanınıza dikebilirsiniz. Çok güzel. Bu da sizin rüştünüzü ispat ettiğiniz. Tabii. Yani bütün dünyada yani biz bu proje yaparken aslında biz kendimize bir şey yontmak için değil. Zaten ismimiz belli. Yani ben sanatta geldiğim noktaya geldim. Yani isim yapmış insanlarız. Burada amacımız o bölgeye ve İlk önce o bölgeye, ondan sonra Kıbrıs'a bir şey mal etmek ve bunu tam anlamıyla. Ve Güney Kıbrıs'tan bile takipçilerimiz geldi. İzlediler olayı orada. Orada yapmaya çalıştılar. Başaramadılar. Evet. Çünkü gönülden gerçek kaynak burada. Gönülden yapmak farklıdır. Bir de öyle bir şey. Bunu başka türlü yapmak farklıdır. Tabii. Bir yere kadar gider ve biter. Şimdi gönülden yapmak derken sevgili seyirciler, şöyle bir olay var. Şenol hocamız buraya geldi. Biz öncesinde hazırlık aşamasında konuşurken şöyle bir şey dedi. Vonus'un kralıyım ben dedi. Şimdi burada güzel bir anekdot yaşadık. Onu söylemek isterim size. Biz de nasıl yani dedik işte, nasıl kral deyince. İşte kral çünkü dedi oranın bir krala ihtiyacı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve ben de dedi ona göre artık şekil almaya başladım. Gerçekten öyle şekil aldım. Bu yaşam biçimim oldu. Yani tarzımı da o belirledi. Yani bugünkü görünüşüm ona bağlıdır. Ve artık her sene devam ettiği için de bir değişiklik yapamıyorum. Anladım. Bu devamlılık, konudan kopmadan... Devamlılık önemli olduğu için tiyatroda, sinemada olduğu gibi siz de ona saygıda. Hatta bir siyasimiz, Cumhurbaşkanımız, isim vermeyeyim burada. İsim vermek yanlış olmasın. Açılışta karşıladık. Sayın Başkanım dedim, topraklarıma hoş geldiniz. Çok enteresan. Sen dedi bak geçen sene de kral değil miydin? Evet. Efendim bizde krallık seçimle değil. Ben ölene kadar kralım dedim. Evet, bir var isim olmadan krallık bitmeyecek. Yani öyle. Peki Eylül aylarında oluyor her sene. 15 peki, gün. Onun dışında belki şu an izleyip ziyaret edip merak eden seyircilerimiz vardır. Öyle bir durum var mı yani, hani o stalar açık? Orası mıdır? Açık, evet açık açık. Ya da bizim kulübelerimiz orada duruyor. Bilgi verecek birileri var mı? Yok, ya da? İşte o yok. Bizim işte çabamız o. Aha. Yani şimdi bölgeyi koruma altında aldık çünkü daha önce büyük haksızlık yaşadık, çöküntü yaşadık. Maalesef bazıları tarafından bölge talan edildi. Oraya su kaploları, elektrik kaploları, fırınlarımız yıkıldı, ateş tuvalarımız çalındı, çalışma masalarımız, her şey içinden alındı, götürüldü, su depoları.
Yani bu hırsızların ihtiyaçlar dolayı çaldıklarından dolayı bilmiyorum artık, bir kasıtları mı var? Yok, bize kasıttan değil sanmıyorum. İhtiyacı var, oradan gelip bir şey alıp gidiyor. Evet. Herkes bir şey alıyor. Muhtaçlıktan doğan bir hırsız. Yani bu ganimet dönemi orada da devam ediyor. Hala daha maalesef. Yani alıştık buna bir türlü. Ortada olan herkesin malı gibi düşünülüyor. Evet. Ve bu sene koruma altına aldı ve kamera sistemiyle korunuyor. Evet. Oo, harika. Çünkü ilerisi için adım atmamız gerekir. Tabii. Ve büyük, yani açık hava müzesi olarak oraya büyük heykeller girecek. Evet. Yani devletimize de o zaman buradan şöyle bir çağrı yapalım yani. Orayı daha çok sıkı koruyalım. Aslında çok büyük destekler bekliyoruz. Çünkü biz bunu kendimiz için yapmıyoruz. Bu ülke için yapıyoruz. Ve geldiği nokta çok başarılı. Şu anda Avrupa'da kabul edilen bir proje. Çok büyük bir proje. Yani bu bir devletin yani arkamızda devleti hissetmemiz lazım. Evet. Daha ilerini yapabiliriz. Evet. Çok daha güçlü noktaya gelebiliriz. Çok yani güzel. Tanıtım zaten... derken aslında işte bu tanıtım. Evet. Biz de onu da diyecektim. Yani biz de o yüzden sizi çağırdık zaten. Buradan birilerine işaret edilsin diye. Yani bir bunun görünmesi, duyulması tabii ki fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Her sanatçı bir aslında elçi gibidir. Her yurt dışına çıktığında ülkesini tanıtıyor. Değil mi? Dünyada, kendinden başka. Dünyada evet, ülkenizi tanıtmak istiyorsanız en önemli yollardan biri sanattır. Yani sanattır. Evrensel dili evet, olan sanattır. Müzik, resim, heykel hiç fark etmez sanat. Yani sizin hayalinizde şöyle bir şey var ileride proje sahipleri olarak sevgili Rauf Bey'in de evet, sizin de. Nasıl ki Girne Kalesi'ni gidip geziyoruz. Evet, aynen öyle. Günün birinde orada da bir işte kulübenin içinde evet, belki biletlerle girilecek. Belki bir o sizinle beraber size eşlik edip gezecek ve anlatacak birileri de olacak. Oraya gidecek anladığım kadarıyla. Yani yurt dışındaki kadarıyla, insanları buraya bir şekilde sebep olacak gelmeleri için. Turistler için. Bu da arkeolojik açıdan da gelecek, tarihsel açıdan da gelecek. Ve evet, hatta bunun ben başka şeyini önerdim. Sağlıklı hayata geçer mi bilmiyorum o. Yani biz yarın o bir gün o kerpiç evleri, Tunç döneme ait kerpiç evleri yaptığımız zaman. Siz bugün tur operatörleriyle anlaşıp Avrupa'dan sanat üretmek, o çağlarda sanat üretmek için... Bir şeyler evet, yapmak için evet, programlar yapabilirsiniz. O insanları orada gelip deneyimsel olarak onları yaptırabilirsiniz. Evet. Yani şart evet, değil otele gelip kumar oynasın. Evet, evet tabii. Tabii. Evet, yani alternatif turizm modelleri de var. Evet, evet. Ve bunu işte o yüzden derim. Yani bir projenin hızlı büyümesi, gelişmesi aslında başka kapılara da tabii, gelişmesini sağlar. Birçok başka sektörü de destekler bu. Ben arkasında, inanıyorum öyle, ki hak ettiği değeri projeniz görecektir. Ben evet, çünkü büyük bir gönüllülük evet, ve büyük bir sevgi, ülke sevgisi diye düşünüyorum. Baktığımızda bir nevi de milliyetçiliktir de aynı zamanda bu. Kendi ülkesini i̇şte sevmek, dedim, işte, kendi milletine bakın, faydası olmak. Bir milleti sevmek yani milliyetçi olmak işte budur. Budur aslında. Seçim zamanı çıkıp evet, yol kenarına bayrak sallamak değil. O ülkeyi evet, tanıtma açısından yola evet, çıkmaktır. Evet. Evet, çıkılır. Elinde bayrak olmayabilir. Evet. Evet. Çıkılacak. Ama bu daha güçlü bir bayrak elimizdeki sanat. Kesinlikle. Ben de böyle kesinlikle, düşünüyorum. Ve biz o bölgeyi yaparken aslında ilk gidip belirlediğimizde hiçbir şey yoktu alanda. Tam 3 ay boyunca yeni bir köy inşa ettik. O döneme ait. Gözde görülür büyük bir gelişim var. Yani. Bunu imece usulüyle yaptık. O zaman her gün yayınlardık ve her gün yüzlerce insan gelir yardım eder. O zaman sizin aracılığınızla buradan yardım eden insanlara da asıl projenin sahibi olan Rauf Ersanal'a da buradan... Şimdi Rauf'a ben devamlı bir sezlenişte bulunurum. Senin yüzünden dedim ben modern bir sanatçıyken 5000 yıl geriye döndüm. Evet. Bir şey değil ama en azından kral oldunuz. Yani. Evet. Önümde bir sürü notlarım var. Süremiz de yavaş yavaş azaldığı için sormak istediklerimden en farklı olacağını ve belki de hiç bilmeyen insanların da öğreneceğini düşündüğüm için Utku da biraz önce söyledi. Siz aslında küratörsünüz. Küratörlük nedir? Bunu belki hiç bilmeyen birileri vardır şu an izleyen. Sizin ağzınızdan bunu duyalım ve o konuda da konuşalım istiyorum ben. Küratörlük bugün artık günümüzde bir meslek gibi ortaya çıkmaya başladı. İlk başta yani insanların kendi inisiyatif alarak sanatta lider konumunda bir organizasyonu yapma, onu sürdürme, sanatsal sunumuna kadar yapardı. Ve bu ondan sonra bir isim bulmaya başladı sanatta. Ve şimdi artık üniversitelerde bununla ayrı şeyler var. Küratörlük yetiştirme bölümleri oluşmaya başladı. Nedir küratörün görevi? Şimdi orada oluşacak şeyin, sanatsal olayın... Sergi ya da onun gibi. Üretim mesela daha çok küratörlük şeyde olur. Bu sanat çalıştaylarında, biyanellerde oluşur. Yani siz işin vizyonunu ortaya koyarsınız. Nasıl bir başlık altında yürüyeceğini. Evet. Ona göre belirli sanatçılara davetleri gönderirsiniz. Evet. Onları davet edersiniz. Konaklama, kalma,
onlara sanata malzemenin sunuluşu, çıkacak eserler, sergilenmesi, bunlarla ilgili bütün şeyi üstlenen kişidir aslında. Hı hı. Sunumuna kadar. Sonuna kadar. Siz, bir organizatör gibi diyebiliriz aslında. Evet. Büyük bir olayın, yani orada yapılacak olan serginin, kısacası en basite indirgemek gerekirse, bütün bağlantılarını, her şeyini kuran kişisiniz. Ve geçtiğimiz dönemlerde, geçtiğimiz senelerde herkesin şu anda çok bildiği Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde belediye başkanı iken orada düzenlenen bir sergide de bu görevi sergi değil işte çalıştaydı. Çalıştaydı. O özellikle o dönemde yaşamadısı diye bir dere yatağını çok güzel bir dönüşüm yaptılar. Çay bahçelerinden tutun şeye kadar, hatta Rauf Denktaş'ın ve Makaryos heykelinin olduğu, hatta tahrip edildiği bir olay vardı. O orası o. Yaşam Parkı. Müthiş bir yer inşa edildi orada. Orada sanat atölyeleri var. Belediyenin yaptığı ve halka sunduğu ve orada hocaların olduğu ve ücretsiz eğitimlerin sürdüğü. Ve bizi bu 19 Mayıs'ta da açılış olacaktı. Ve bu açılış kapsamında bir uluslararası etkinlik düzenledik. Orada uluslararası birçok sanatçı çağırdık. Orada üretim yaptık ilk önce 15 gün boyunca. Ve 19'unda da açılışını yaptık serginin. Çok güzel. Ne güzel. Yani ülkemizi aşan, hatta Ekrem İmamoğlu Bey ile bir şeyimiz olduydu. Bir şeyimiz. O Türk Ocağı'nda futbol oynadıydı. Evet, Kıbrıs olduğu dönemde ben o Doğan Türk Birliği'nin tam iki rakip takımda. O bizi çok yaklaştırdıydı. Ne güzel ya böyle. Bir başka projeniz daha var. Safranbolu evleriyle ilgili de. O proje gerçekleşmedi. Şu anda şeye gittim. Aslında Antakya'da devam eden bir proje var. Hı hı. Antakya Belediyesi'nin düzenlediği Ansam Derneği'nin üstlendiği bir şeydir. Ve oradaki çalıştayların amacı da Modern Sanatlar Müzesi açılması açısından. Yani siz oralara gidip geliyorsunuz. Evet, evet. Ve şimdi biz yani bir parçası olur gibi olmaya başladım ve o derneğin bir parçası. Hatta biz bu derneği uluslararası bir dernek haline getiriyoruz ve Avrupa diyorum, Akdeniz'e kıyısı olan bütün ülkeler bu derneğin bir parçası olacak. Merkezi de Antakya. Ne güzel. Ve orada Antakya olması da normal zaten. Bu tabii, evet, kültürlerin buluştuğu, birçok kültürün, medeniyetlerin buluştuğu ve orada üretilen eserler ileride açılacak Modern Sanatlar Müzesi'ne girecek eserler. Ne kadar güzel. Dolu dolu bir hayatınız var. Hani evet, değil mi? Buradan baktığınızda eminim sevgili seyirciler siz de yani inşallah öyle hissetmişsinizdir. Amaç da budur zaten. Bir sanatçının burada nasıl yaşadığını, nelerle uğraştığını, bizi nerelere götüreceğini aslında baktığımızda sanatçıların da görevi hep bize bir ışık tutmak, dörtlüleri yakmak yani baktığımızda. Farklı farklı şeyler uyandırmak. Sizin de bu konuda inanılmaz bir misyonunuz var diye düşünüyorum. Ve bu gerçekleşiyor. Biz de buradan size ayna tutuyoruz. Vesile olduysak ne kadar güzel. Tabii yine bahsetmeden programımızı bitirmek istemiyorum. Yansımalar serisi var. Öyle bir serginiz de var. Sevgili eşinize atfettiğiniz. Özellikle istedim. Çünkü sizin için çok önemli olduğunu okudum. Birçok yerden eşinizin. Eşinizi siz kaybettiğiniz evet. için onun anısına böyle bir seri yaptınız. Geçtiğimiz senelerde. Onunla ilgili tekrardan bir çalışma ya da bir şey insanlarla buluşma gibi bir durum olacak. Mı acaba? Evet olacak. Çünkü ben eşimi ölüm yıl dönümlerinde genellikle mevlid dediği sanatla anmaya çalışıyorum. O şekilde yad ediyorum. Ve yaşamasını sanatla istiyorum. Dolayısıyla her yıl yapma taraftarı değilim. Biraz da bu bir tekrar olacağı için ve insanları sıkmamak adına biraz da heyecan vermesi açısından yani insanları getirebilmek açısından farklı dönemlerde seçiyorum bu tarihleri. Şu ana kadar iki tanesini gerçekleştirdim. Üçüncüyü de düşünüyorum elbette. Ne güzel. O zaman aktif olarak zaten sosyal medyaları kullanıyorsunuz. Evet. Sizi merak eden seyircilerimiz varsa oralardan takip etsinler. Evet. Böyle sıkıştırmış gibi olduk son 10 dakikasını ama daha bahsedecek o kadar çok şeyimiz var ki klasik oldu artık bu programlarda da bu ilk bölümümüz olsun diye ikincisinin sözünü alarak yavaş yavaş sona doğru yani dizi çekeriz artık demek ki. Evet. Çünkü konuşacak çok şey var. Eminim ki yani biz size bir söylesek siz bize 100 söylüyorsunuz. Çok güzel dolu dolu bir birikiminiz var. Bizimle de bugün burada bunu paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum ben. Ben programımıza konuk ettiğiniz için ben özellikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çünkü sizlerin daveti sayesinde biz birçok insana ulaşabiliyoruz. Evet. Siz de bu misyonu gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Tabii ki programı kapatmadan önce sevgili seyircilerimize vermek istediğiniz ufak bir mesaj varsa onu da alalım. Hayatla ilgili bilmiyorum hani bir mesaj. İçinizden ne gelirse.
Yani sanatla ilgili, en bildiğim alanla ilgili söylemek istiyorum. Ve sanatın daha algılanabilir olması lazım. Tabii bu insanlara bu şeyi de üstlerine yıkmak istemiyorum. Çünkü bir toplum yetiştiriliş tarzına göre algılaması da kişilik kazanır. Maalesef bizde sanat yönünden o kişilik oturmadı ve gelişmiyor. Evet. Dolayısıyla sanatçının anlaşılabilir olması veya takip edilebilir olması da günümüzde pek şey değil. Ve günümüzde şu da olabilir, denebilir ki işte ekonomik şey var. İnsanlar şu anda sanatı düşünüyor. Hayır efendim, Avrupa Rönesans'ı gerçekleştirirken karanlık çağdan çıkarak sanatla evet. bunu gerçekleştirebildi. Evet. Sanat insanın yaşam nefes aldığı noktadır. Bunu göz ardı edemeyiz. Yani sanat lüzumsuz bir şey diye ben bugün geçimle uğraşırken sanatın içinde de olmam lazım. Evet. Başka türlü ayakta durma mümkün değil zaten. Evet. Bunu evet. söylemek istiyorum. Sanata biraz daha duyarlı olsunlar. Buradan bu mesajı da vermiş olduk. Vermiş harika oldu. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan teşekkür geldiğiniz ederim. İçin. Evet sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Bir şarkı daha yapacağız ama ondan önce ben ufak bir selam yollamak istiyorum. Bugün ufak minik bir dostumuza öyle kapatmak istiyorum bugün programı. Sevgili Ata Baba da buradan kocaman sevgiler Utku abisinden ve Gizem ablasından. Seni çok seviyoruz. Bizi izlediğini, takip ettiğini de biliyoruz ve bundan dolayı da çok mutluyuz diyorum. Evet. Özellikle böyle kapatmak istedim bugün programı. Evet sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz Şenol Özdevrim'di. Sanattan bahsettiğimiz, uzun uzun sohbet ettiğimiz bir program oldu. Daha niceleri de olacaktır diye sözünü de aldık. Evet. Başka bir programda tekrardan görüşmek dileğiyle bir müzikle programımızı kapatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın, sanatla kalın. Thank you.